onun oturuşu da değişiyor. Mesela ilk başlarda böyle oturuyorduk genç olduğu için. Ondan sonra yavaş yavaş. Bayağı yaşlandınız aslında, evet, da yüzünüze yansımadık. Yani onları da hani dengelemek gerekiyor, bir denge kurmak gerekiyor. Yani onlara dikkat ediyorum yani bu şekilde, detaylar. Şimdi o zaman küçük bir ara verelim. Ondan sonra Ferhat'ın bakalım nelere gerildiğini merak ediyorum sahnede. Onları da soracağım şimdi. Şimdi sen de uzun zamandır televizyonculuk yapıyorsun. Sen de programlar yapıyorsun bir sürü. O zaman bakalım, hep beni sordurtuyorsun, sorguya çekiyorsun. Sen mesela sor Ömür'e bir şey. Programına geldi, ne soracaksın? Programıma geldi, ne soracağım? Eyvah. Zor bir şeymiş ya. Ben sana sabah ne demiştim? Ben şarkı söylerim. Olur mu? Konuşuyorsun programda. Yani çok zorlanıyorum. Gayet de güzel soruyorsun. Çok zorlanıyorum. Gerçekten hani nasıl bağlayacağım, ne edeceğim. Bir kere şeyi... İşi çok zor. Bak lafı uzatıyor. Bu arada düşünüyor da söyle. Ne soracağımı da düşünüyorum bu arada. Nasıl zaman kazanıyorsun? Zaman kazanıyorsun. Evet, dinliyorum. Şöyle sor. Ömür, sen ne sorular soruyorsun? Ömür, sen mesela komplemlerin tarz sorular. Öyle yok. Kabul etmiyorsun. Hayır, peki. Şöyle söyle. Şimdi bir sinema programı yapıyorsun. Ve yüzlerce oyuncu... Şimdi zor bir şey sorarsa... Eyvah eyvah. Evet. Yok şimdi soruyu... bu şey gibi... Dur ben de geleyim. Şöyle... onun kısa film çevirirkenki şeyinden başladım. Yani ilk önce şeyin ismini görüyoruz. Ondan sonra hep beraber filmin ne çekeceklerini senaryoya birlikte yazıyor. Ben şimdi cümleye başladım. Soruyu nereye gideceğini beraber karar vereceğiz. Ben bakacağım şimdi bana nereye gidecek diye. Şimdi bir sürü, yani onlarca yüzlerce konuk aldın. Onlarla birlikte sinemalarını tartıştın. Onları daha yakından tanıtmaya çalıştın. İlgini çeken, gerçekten hani karakter olarak, kişilik olarak seni etkileyen oyuncular ve yönetmenler mutlaka olmuştur. Tabii ki. Karşılaştığın mesela kimler var? Türkiye'de beğendiğin oyuncular, yani beğendiğin ben, yönetmenler, yani seni etkileyen... Bir şey söyleyeceğim, ben bu işi aslında Brad Pitt'le nasıl tanışırım diye başladım. Tanışabildin mi sana? Evet, tanıştım. Doğru bir soru sormuş muyum? Güzel. Tamam. Hakikaten yani bunu itiraf ediyorum. Çok süper. Komik bir şey ama ben bir gün acaba Brad Pitt'le tanışır mıyım? Bir sohbet eder miyim? Bir röportaj yapar. Gerçekten bu acayip bir hayalimdi. Böyle uzun yıllar. Ve Cannes Film Festivali'nde bu gerçekleşti. Hani ondan sonra bir anda bu işte aslında amaçsız kaldı. Sonra bütün ideali bitmiş değil mi? İdeal bitti son nokta diye. Ben Ömür'le tanıştığım zaman o Brad Pitt'le tanışmıştı. Düşün. Yani çünkü ilk gördüğüm yani tabii benimle yani tanıştığımız ilk gün bana Pitt'le çektim. Hatırlıyorsun değil mi sen? Evet, yani beni ne doktorlar istiyor. Ona göre falan dedi. Biz o sırada dedik herhalde artık hiç şansımız yok falan. Hiç artık yani. Yok yok, hakikaten o Brad Pitt'le... Peki karşılaşınca ne oldu yani? Nasıl birisi? Nasıl bir şey? Çok heyecanlandım. Acayip heyecanlandım. Hani bu fanlar, hayranlar falan meseleleri aslında çok eleştiriyorum ama kendi başıma da geldi yani. O da heyecanlandı mı? Tabii ki heyecanlanmadı herhalde. Çünkü gayet doğal. Nasıl o haber? Haber kısmı var. Yok yok, çok heyecanlandım. Hakikaten çok... Evet. Onun verdiği dezavantajı bir şekilde John Travolta gibi kaldırdı oldu ve çok iyi. Şey vardı gerçekten. Böyle bir genç androjin bir yüzü vardı. Ondan hani kirlendi. Karakter rollerine. Şey böyle Leonardo DiCaprio da öyle mesela. Evet, o da, o da böyle gittikçe oturmaya başlıyor. Leonardo DiCaprio da mesela hani senin sorduğun soruya Cannes'da ben onunla karşılaştırdığımda ona hani öyle baby face, bebek yüzlü bir adam ve çok derinliği olmayan biri gibi geliyordu. Cannes'da onun röportaj yaptığımda çevre konularına çok duyarlı bir belgeselle çekmişti. Çok bambaşka biriyle karşılaştım. Orada da çok şaşırmıştım. Onu sorabilir miyim? Sen çünkü hayvanlara falan olan şeyini de biliyorum. Bu tür şeylere olan ilgini de biliyorum. Şimdi çevreye duyarlı dedin. Mesela birçok oyuncu yurt dışındaki, yani burada biraz magazin figürü gibi bile, görülenler bile hatta birçok sosyal sorumluluk projesi yapıyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Onlarla konuşurken insan bazen şaşırıyor. Çünkü dışarıdaki bizim algıladığımız imaj çok farklıyken yani birdenbire işte Haiti'ye gidiyor. Depremden sonra orada yaşıyor. Veya bakıyorsunuz Hindistan'ın en yoksul bir bölgesine inanılmaz para yardımı yapıyor. Veya oraya kendi ekibiyle gidiyor. İşte ben Julia Roberts'ı görmüştüm mesela. Kazak göçerlerle birlikte 10 gün yaşadı orada filan.
Yani bu tür şeyler çok yapılıyor. Bizde biraz eksiklik hissediyor musun bu tür konuşmalarında mesela? Bizde kesinlikle çok büyük eksiklik var. Hani yeni yeni birazcık bu tür şeylere önem vermeye başladılar ama bence büyük starların, sanatçıların, oyuncuların bu tür şeylerde örnek olması, hani sonuçta gidip oralara onlarla yaşamaları bir sürü insan için çok önemli ve oraya bir şekilde bütün gözleri yani o şöhreti aslında sırf kendi çıkarına değil de o şöhreti gerçekten o şöhretin bir işe yaraması çok önemli bir şey bence yani. Yani gerçekten o çok değerli bir şey. Ben Ferhat'ta gördüm. Mesela Mikader için çalışmaları var. O kimsesiz çocuklarla gidip bir şekilde bir yuvanın açılışında, konserlerden verdiği gelirlerle açılan yuvaların açılışında o çocuklarla buluşması, bütün gözlerin oraya çevrilmesi, ertesi gün 2-3 gün sonra basında onların çıkması, yer alması insanları bir şekilde o konulara daha dikkat eder hale getiriyor. Duyarlılığı arttırıyor. Bence çok daha fazla olmalı Türkiye'de. Kesinlikle i̇şte yani o, çok büyük eksik. Cansel'i nerede yakaladık? Kimle yakaladık? Üzerinde 15 gün konuşacaklarına mesela engellilerle ilgili bir projesinde yakaladık. 15 gün konuşsa bir oradan yani bir fayda ilgilenecekler mi yalnız? Şimdi öyle bir az şey da olsa yani, bir fayda oluyor. Yani diyor ben normal davranıyorum. Ben de magazin benim tüylerimi diken diken ediyor aslında. Yani bizim şimdi biraz sektörde yani magazin dünyasının kahramanları da yavaş yavaş değişmeye başladı gibi geliyor. Eskiden daha fazla müzisyen vardı, daha fazla sanatçı vardı. Şimdi artık televizyon ve diziler vesaire olduğu için muhtemelen artık onların yerini sizler aldınız. Hani eski o magazin figürleri şimdi artık televizyon dizi kahramanları ya da sinema oyuncuları demeyeyim ama daha çok dizi kahramanları olmaya başladı. Bu açıdan belki birazcık rahatladı gibi duruyor ama var olduğun yani magazin figürü olarak var olduğun müddetçe sen müzik dünyasında kitleni kaybetmeye başlıyorsun. Bir kere Türk böyle bir şey var mı? Kesinlikle. Yani ben şunu bazıları için tam tersi değil mi bu? Türk izleyicisi, Türk dini yani bir görsel olarak hani böyle bir şey mısır patlağı gibi evet konuşuluyor belki ama şey değilsin. Yani o geçer akçı olmak var. Saygı duyulmak ve çalışılabilmek ve bir etkili olabilmek gücünü kaybediyorsun. Sadece konuşulurluğun belki artıyor ama onu arttırırken çok şeyde kaybediyorsun meslek hayatında. O yüzden şimdi magazinde de doğru yer almak ve yanlış yer almak diye ikiye ayırmak lazım gibi geliyor bana. Yani magazinde sen karar verebiliyor musun ki ama? Karar veremiyorsun. Yani başka kontrolünün haricinde... Yani hayatındaki duruşunla bir şekilde karar verebilirsin gibi geliyor yani. Hiç belli olmaz ona. Çünkü çok yani çok tesadüfen yani. Çok... Atıyorum şimdi mesela Cansel herhangi bir yerde bir gece şu içki içip mesela dağıtabilir bu genç bir adamın. Normal, hakkıdır yani. Ama mesela tam o sırada bir fotoğrafını çekseler... Ya 10 yıl dışarı çıkmamanın bedeli bir o resimde bile kalabilir yani. Nasıl düzelteceksin onu sonra? Yani genel... toplum vicdanına bıraktığınız bir şey bir gazetede gördüğünüz bir yazıda bir resimdir. Bir anınızdır. O anın öncesi veya da sonrası yoktur ve o andaki şey çok kolay yanlış anlaşılabilecek bir andır. Yani evet, galiba şunu dedim hani Ferhat galiba şunu demek istiyor. Yani ben oyuncu açısından şunu söyleyebilirim. Mesela bir karakteri canlandırıyorsunuz siz. Sizi hani bir yerde dediğin gibi yani ki o da normal bir şey yani içerken yakalanır bir veya başka bir yerde hani başka bir programda çıkarsın şunu anlatırsın bunu anlatırsın. Ondan sonra o karakter yani ne kadar inandırıcı ve çünkü o yani sonuçta senin yarattığın bambaşka birisi seninle alakalı birisi değil ki onun inandırıcılığı ne kadar yani olabilir. Çünkü senin her tarafta olabilirsen veya seni takip ediyorlarsa onun için çıkmaman gerekir mi? Ya, çok dikkatli olman. Yani dikkatli olmak da değil de yani belki ömrün dediği gibi de ama doğru yerden. Ama soracağım şimdi yani sen magazin de içindesin, o arkadaşlarla birlikte de çalışıyorsun. Yani ben mesela çok emin değilim söylediğinizden. Çünkü mesela bazı karakterler de var ki yani o dizide işte belki oynuyor, gayet ciddi bir tip oynuyor falan ama sürekli de magazin basınında hem televizyonlarda falan çıkıyor. Hiç de o etkilenmiyor. Aksine bir dahaki dizisinde çok daha iyi bir rol alıyor. Bilmiyorum. Yanlış mı söylüyorum? Ben sana katılıyorum. Yani magazin çok da öyle ters tepmiyor yani. Magazin ters tepmiyor. Yani çok zaten çok art birine karşı çok art niyetli bir şeyler yapıldığında toplum ona tepki veriyor zaten. Onu kabul etmiyor zaten. Evet. Zaten kabul yutmuyor etmiyor. Yani. Evet. Aynen öyle. Hani ona zaten tepki vererek tam tersi daha da sahiplenmeye başlıyor o kişiyi. Yani doğru şekilde magazinde yer almak bence o kadar da kötü gelmiyor. Yani magazin o kadar kötü gelmiyor. Bu işin bir parçası gibi geliyor bana. Hı.